Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı aleyhisselam. herkes selamun aleyküm. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün sizlere hangi sebze nasıl ekilir? Fide olarak dikilenler bir de tohumdan ekilenler. Bizler arkadaşlar yeni domates tohumları elde ettik. Bakın iki kutumuzu ektik. Hem bunlarla ilgili bilgi vereceğiz ve hangi sebze tohumlarının nasıl ekildiğini ve hatta ne zaman ekildiğini o bilgileri size vereceğiz. Bu... Kutuda görmüş olduğunuz küçük küçük fideler arkadaşlar. Bunlar altın çilek. Bunlar zaten bildiğiniz üzere bizim biber tohumlarımız. Ay bakın burada da aynı şekilde bir tane de domatesimiz var. Şimdi arkadaşlar bu detaylı bilgiyi vermeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. mi sebzeler cinsine göre bahçe doğrudan tohum olarak da ekilebilir ama bazı cinslerin önce çimlendirilip fide haline getirildikten sonra toprağa dikilmesi daha uygundur. Fasulye, bezelye, bakla, bamya, maydanoz, roka, tere, dereotu, semizotu gibi yenecek otların çoğu ve havuç, turp, pancar gibi kökler yenen sebzeler direkt tohum olarak ekilir kavun, karpuz, kabak, salatalık gibi sebzeler direkt toprağa ekilebilir ama bu tohumların önce çimlendirilip fide olarak toprağa dikilmesi daha iyi sonuç verir. Zamandan kazandırır sizler için. Bu çeşitleri toplu ekime uygun değildir kesinlikle. Çimlendirdikten sonra viyollere tek tek ekim yapmanız gerekiyor değerli üyelerimiz. Domates, biber, patlıcan önce çimlendirilir 3-4 yaprak olduktan sonra viyollere şaşırtma yapılır. Şaşırtma fidenin bir yerden sökülüp başka bir yere dikilmesi demektir. Fidelerin farklı çevre şartlarına alışmalarını ve kök gelişimlerini sağlamak için şaşırtma yapabilirsiniz. Şaşırtma videosu sayfamızda mevcuttur. izleyebilirsiniz değerli üyelerimiz. Brokoli, parasa, karnabahar, lahana, pancar, fazla ve marul fide haline getirilebilir. Bu konularla ilgili zaman geçtikçe arkadaşlar sayfamıza bizler de videolar paylaşıyoruz. Hani sizler de halen tohum yetiş tohumdan fide elde etmek için geç kalmış değilsiniz. Bakın görüyorsunuz bizler de şu an kendi bahçemize yeni elde ettiğimiz tohumlardan evde bunlardan fide elde edeceğiz arkadaşlar. Bu Domates çeşitleri farklı domateslerdi arkadaşlar. Ben bunları son anda buldum. Ve e, biliyorsunuz ki mümkün olduğunca e, farklı çeşitlerde yetiştirmeye çalışan bir insanım ben. E, bunlar da şu an e, daha erken çimlenebilmesi için aslında hava şartları güzel ama halen dışarıda bırakmıyor Çünkü e, akşamları bazen hava e, 1-2 dereceye düşüyor ve 1-2 de soğuk. Çünkü sera ortamı yok. Sera ortamında bu yıl yapmayı düşünmüyorum bahçenin. E, bunları Aynı şekilde diğer tohumlarımı nasıl çimlendirdiysem bunları da evde e, üzerine ilk başta bir streç çekeceğiz. Ve streç çektikten sonra arkadaşlar bunları ortalama e, bir hafta kadar kalifer, kalifer peteğimizin üzerine bırakacağız. Ve kalifer peteğimizin üzerinde bunlar toprağın ani bir ısınmasından dolayı daha erken çimlenmeye sebep olacak. Ve bunlar nasıl e, tohum çimlenir çimlenmez. Çimlendikten hemen sonra arkadaşlar Hem üzerindeki streci açıyorum Hem de kalifer peteğinin üzerinden Ben bunları kaldırıyorum çünkü Ondan sonraki süreçte artık bunların güneş görmesi Gerekiyor güneş görüp Kalınlaşması Kendini toparlaması olgunlaşması gerekiyor Eğer ki bunlar güneş görmezse o süreçte Bunlar ne gelişebilir ne de kendini Toparlayabilir değerli üyelerimiz Ve şimdi ufaktan bir can suyu veriyoruz Çünkü toprak çok kuruydu dışarıdaki toprak Güneş vurduğu için ve bu toprağın içerisinde arkadaş yanmış fermente olmuş hayvan gübresi var ee, hani bitki element açısından daha toprağımızın zengin olabilmesi için hani sizler de bahçe toprağı kullanıyorsanız e, bu şekilde ek bir uygulama yapabilirsiniz toprağı biraz fazla sulandırıyorum çünkü e, ben e, bu ara çok şey dışı yapıyorum ve bu olmadığım için e, belki hani bunları kontrol edemeyebiliriz ve kontrol edemezsek de e, diktiğimiz tohumlarımızın zayiat vermesini istemiyorum ben. Sizler de arkadaşlar Mart ayında dahi olmuş olsanız dahi bu tarz işlemler yapabiliriz Biz de şu an Mart ayının sonundayız. Şu an bunları yapıyoruz. Zaten bunlar bir ortalama 7-8 gün içerisinde domates tohumlarımız da çimlenecektir. Diğer bilgileri de sizlere aktardık ve sayfamızda bu konularla ilgili daha fazla video var. İzleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.